Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un Galaxy Z Flip 6 modeli ile Z Flip 5 modeli arasındaki farkları beraber bir göz atış yapmış olacağız. Biliyorsunuz şu anda hala daha doğrusu bu video yayına alındığı tarihte Z Flip 6 modeli satışa çıkmış durumda olacak arkadaşlar. Peki Z Flip 6 ile Z Flip 5 arasında ne gibi farklar var? Bunları inceleyeceğiz. İki telefonu biz arkadaşlar e, ön inceleme fırsatımız oldu. Yani Z Flip 5 ile şey pardon Z Flip 6 ile Z Fold 6'yı bir ön inceleme fırsatımız oldu. Bu sayede sizlere bir ufak karşılaştırma videosu hazırlamak istedik. Şimdi biliyorsunuz Z Flip'in yeni modeli çıktığında Z Flip'in bir önceki modeli arkadaşlar bir hayli ucuzluyor. Bu da ister istemez kullanıcıların kafasında şu soruyu oluşturuyor. Ya acaba hani ben yeni çıkan model yerine eski modeli alsam daha mantıklı olur mu? Bu soru ister istemez insanların aklına geliyor arkadaşlar. Biz de o yüzden bu videoyu hazırlamak istedik. Şimdi iki telefon arasında hemen şunu baştan belirtelim. Tasarımsal anlamda hemen hemen hiçbir farklılık yok arkadaşlar. Yani siz Z Flip 5 ile Z Flip 6'yı yan yana koyduğunuzda ya hangisi Z Flip 5, hangisi Z Flip 6 çok kolay bir şekilde ayırt edebilemiyorsunuz. Çünkü iki telefon dediğim gibi tasarımsal anlamda neredeyse tıpatıp atıp birbiriyle aynı. Hatta ağırlıkları bile arkadaşlar aynı ikisi de 187 gramlık ağırlığa sahip. Şu bilgiyi de bir dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Mesela geçtiğimiz nesilde Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyordu Z Flip 5 modeli ki bu nesilde de Z Flip 6 modelinin yine aynı koruma teknolojisiyle geldiğini görüyoruz. Yine toza suya dayanıklılık söz konusu olduğunda IP48 sertifikamız olduğunu görüyoruz. Bu da arkadaşlar 1,5 metrelik suya yani 1,5 metre derinliğindeki suya telefonun 30 dakika boyunca dayanabildiğini bizlere gösteriyor. Nitekim geçtiğimiz nesilde de bu aynıydı. Gelelim ekran tarafına. Ekran tarafında ufak farklılıklar var. Bu güzel. Şunu söyleyelim sizlere. Telefonu açtınız. Yani katlanabilir ekranlı telefonunuzu açtınız. Karşınıza çıkan ekranın maksimum parlaklığı arkadaşlar artık 2600 nits. Bir önceki nesilde bu 1750 nits'ti. Ayrıca telefonu açtığınızda orta kısımdaki o pürüzlü alan artık biraz daha hissedilmez bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani Flip 5'te biraz daha o pürüzlü alanı hissedebiliyorduk ama Flip 6'da bu alanın biraz daha ortadan kalktığını biz net bir şekilde görebiliyoruz ekran gövde oranına geldiğimizde iki telefonun ekran gövde oranının yani hem flip 6 hem flip 5'in ekran gövde oranının yaklaşık olarak yüzde 86 olduğunu görüyoruz yani bu alanda da değişen bir şey olmadığını sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim Peki gelelim bir diğer önemli özelliğe telefonun piksel derinliğinde değişen herhangi bir şey var mı piksel derinlikleri arkadaşlar Hemen hemen diyebiliriz. Geçtiğimiz nesilde 425 ppi'di. Bu nesilde ise 426 PPI'lik bir piksel derinliği bulunuyor. Peki teknik özellik bakımından yani bir yonga seti bakımından değişen şeyler neler? Bunları da hemen sizlerle paylaşmış olalım. Biliyorsunuz bir önceki nesilde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanılıyordu. Tabii ki bu nesilde 8 Gen 3'e getirilmiş arkadaşlar ve GPU tarafında da Adreno 740'dan Adreno 750'ye geçildiğini görüyoruz. Depolama tarafında yine UFC 4.0'dan yararlanılmış ve 256 256'ya 12 GB'lık ya da 512 GB 12 GB'lık RAM seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Bir önceki nesilde RAM 8 ile sınırlıydı. Bu nesilde ise 12 GB'a kadar çıkmış. Ayrıca bu nesilde 512 GB'lık dahili depolama alanı gelmiş durumda. Evet arkadaşlar, gelelim kamera tarafına. Geçtiğimiz nesilde 2 tane 12 megapiksellik kamera vardı bu bir hayli eleştiri almıştı. Bu nesilde ise arkadaşlar 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu kamera geniş açılı bir kamera ve buna 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bu gerçekten önemli diyebiliriz. Şimdi gelelim Ön kameramıza. Ön tarafta yine geçtiğimizde olduğu gibi bir 10 megapiksellik kameramız bulunuyor. Hatta bu kamera arkadaşlar Z Flip 5'te kullanılan kameranın birebir aynısı bu bilgiyi de ...sizlerle paylaşmış olalım. Parmak izi okuyucumuz telefonumuzun yan tarafında bulunuyor. 4000 mAh'lik de bir bataryamız mevcut arkadaşlar. Yine 25 Watt'lık bir şarj desteği sunuluyor ki bu eleştirilebilir. Neden? Yıl olmuş 2024 hala 25 Watt'lık şarj desteklerinden bahsediyoruz ki... ...Çinli üreticiler artık 200 Watt'a geçmiş durumdalar. Burada 30 dakika içinde 4000 mAh'lik bir pilin %50 oranında şarj olabildiği söyleniyor. Ki baktığımız zaman arkadaşlar rakiplerinde 4000 mAh'lik bir pilin biz sadece 10 dakika içerisinde %50 oranında rahat rahat şarj olduğunu görüyoruz artık. Bu konuda Samsung'un kendisini acilen iyileştirmesi gerekiyor. Geçtiğimiz nesilde 3700 mAh'lik bir pil vardı. Dolayısıyla burada 3000 mAh'lik bir iyileştirmeden bahsedebiliriz. Evet bizim ön incelemede gözümüze çarpan detaylar bu şekildeydi. Düz bir ön inceleme yapmak yerine Z Flip 5 ile karşılaştırmalı bir ön inceleme yapmayı tercih ettik arkadaşlar. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler geldiğince sizlerle destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.